Herkese selamlar. Arkadaşlar bugün yine Satranç Romantikleri serimize devam edeceğiz. Paul Morphy oyunumuz var. Henry Bird ile karşılaşacak. Londra'da 1958 yılında oynanan bu oyun aslında Morphy'nin dünya şampiyonluğunu kanıtlayabilmek için, daha doğrusu dünyanın en iyi oyuncusu olduğunu kanıtlayabilmek için Avrupa'ya yaptığı seyahatin sonunda gerçekleşiyor. Aslında oynamak istediği oyuncu Staunton ama bir şekilde o maç organize edilemiyor. Morphy çok çabalıyor fakat yine de Staunton'un memleketi Londra'da bulunduğu sürede önüne çıkan herkesle oynuyor ve Bird de bir satranç efsanesi, sizin de bildiğiniz gibi Bird'le inanılmaz bir mücadele oldu diyemeyeceğim arkadaşlar. Çünkü Bird'ü adeta ezerek geçiyor. Ona bir gibi bir sonuç ortaya çıkacak. Bu oyun ise satranç kitaplarının ve özellikle kombinezon kitaplarının değişilmezlerinden biri haline gelecek. Harika bir kombinezon sekansına sahip. Maçı baştan sona tabii analiz edeceğiz. Bird beyazlarda, Morphy siyahlarda oyuna başlıyoruz. Sizler de kanalıma abone olarak desteklerseniz bu arada seviniriz. Evet, Bird E4 ile başlıyor. Morphy'den E5 geliyor arkadaşlar. Ve şimdi at F3, D6, Philidor savunması. D4 oynanıyor. Tabii ki en iyi hamle olduğunu biliyoruz. Ve Morphy F5 oynuyor. Philidor karşı gambiti diye geçen bu varyanta giriyor. Arkadaşlar, Morphy özellikle merkezi kontrol için F piyonunun kullanılması konusunda biraz takıntılıydı. Özellikle aynı yıl 1958'de Avrupa'ya gelmeden önce Philadelphia'da oynadığı bir oyun var. Onu şöyle göstereyim size kısaca. Beyazlarda oynuyor. B6 oynuyor rakibi. D4, fil B7, fil D3, E6. Yani Vezir Hint gibi bir şey oynamaya çalışıyor rakibi. Bu arada Morphy at B3 ya da at C3 oynamıyor. Bu pozisyonda at H3 oynuyor arkadaşlar. F4 ile gelişimini, merkez kontrolünü sağlamak istiyor. Bu şekilde atını H3'e geliştirerek oyuna başlıyor. Dediğim gibi biraz F piyonu konusunda takıntılı. Bird ise at C3 oynuyor. Burada sakin bir gelişimi tercih etmiş. Gayet iyi bir hamle. Hiçbir sorun yok. Tabii ki D alır E5 de oynayabilirdi. Ya da E alır F5 de oynayabilirdi. Bu 3 hamle de rahat oynanabilir, bir sıkıntı yok. Şimdi F alır E4. At E4, D5. Morphy merkezi ele geçirmeye çalışıyor. At G3'e kaçınca da E4 geliyor. Ve siyahın bu kadar piyon hamlesi yapmasının sonucunda merkezi kontrol etmiş ama gelişiminde çok yavaş kalmış olduğunu görüyoruz. Beyaz bu yüzden gelişim avantajını devam ettirebilmek için sürekli tetikte olmak zorunda. Şimdi at E5 oynuyor. Güzel bir at. At F6, fil G5. Arkadaşlar fil G5 ile buradan uzun roka gideceğini belli etti Bird. Ama bu fikrin, daha doğrusu bu planın daha iyisi şöyle olabilirdi arkadaşlar. Fil E2 oynardık. Sonrasında rok ve sonrasında F3 şeklinde merkezi dağıtmaya çalışmak daha mantıklı bir plan olacaktı. Çünkü bu merkez başınıza bela olabilir oyunun ilerleyen bölümünde. Ama fil G5 ile açmaz yaparak devam etti. Şimdi fil D6, Morphy rokunu hazırlıyor ve ilginç bir hamle geliyor. At H5. Hızlı bir tehdit yaptı şu anda Bird ve şunu istiyor arkadaşlar. Eğer bu pozisyonda sıra beyazda olsa at F6 var. G alır F6'ya, vezir H5. Şah çekeriz ve sonrasında şah E7'ye kaçınca da vezir F7 işi bitirmiş olacak arkadaşlar. Aslında sağlam bir tehdit fakat kolayca da savuşturulabilecek bir tehdit. Bu yeni bir taşı oyuna sokmamış olduğu için Morphy gayet mutlu bir şekilde rokunu atıyor ve bu mat tehdidinden kurtuldu. Ve şimdi F6 alınabilir mi yoksa alınamaz mı sorusu karşımıza çıkıyor. Burada ne ile alabilirsin? Atla aldığın takdirde G alır F6 var. Şimdi açmazı devam ettirmek için fil H4 güzel. Vezir E8'e ver atı dediğimizde ve açmazdan çıktığımızda at G4 ve şimdi vezir G6 oynanabilir ve siyahlar sağlıklı diyebileceğimiz bir pozisyona ulaşabilirler arkadaşlar. Ya da siz bu atı fille alırsınız
G alır F6'ya. At G4 direkt kaçılabilir. Ve şimdi F5. Ama bu sefer siyahlar sadece kurtulmuş olmuyor. Merkezde güzel bir piyon çoğunluğu yakalamış oldu. Ve bu piyonlar ilerleyip beyazın canını çok yakabilir. Peki ne oynuyor? Ata dokunmuyor. Vezir D2 oynuyor Bird. Hala uzun rok için hazırlığı devam ediyor. Ve vezir E8 çok tatlı bir hamle. Açmazı kaldırdı birincisi. E5'teki ata basarak buradan bir piyon kazanmak istiyor. Ve H5'teki ata da basıyor şu anda. Ve şimdi ilginç bir hamle geliyor Bird'den. G4. Kenardaki atını bir hamleliğine bu şekilde koruyup G4'ü de feda edip belki de hücumu sağlayabilmek için G hattını açmak istedi. Ama bu pozisyonda Morphy şunu tavsiye etmiş arkadaşlar. Sen G4 oynamamalıydın. At F6 vuracaktın. Ve sonrasında fil F6 vuracaktın diyor. Çünkü kale F6'ya vezir G5 var. Ve burada kaleyi bedavaya bırakamayız. Kale G6 oynanacak. Şimdi at onu aldığında vezir G6 ve en sonunda da vezir D5. Böyle bir varyant beyaz için kısa vadede İyi olabilirdi arkadaşlar. Yine de Morphy'nin bu taşları oyuna girdiğinde sıkıntı yaşayacak. O zamana kadar bir şeyleri halletmesi gerekiyor. Yine de maçta oynanandan daha iyi olduğunu düşünüyor Morphy. Peki şimdi G4 sürüldüğünde Morphy bunu neyle alacak arkadaşlar? Önemli olan tabii bir de bu durum. Fille alamıyor arkadaşlar. Onu gösterelim. Çünkü fille alırsa taş kaybı var. Yani piyon kaybı diyelim. Fil G4'e at F6, GF6'ya at G4 gördüğünüz gibi. Ve şimdi tabii ki buradaki fil gidecek ama en sonunda vezir G5 geliyor. Ne oldu? İkisinde de iki piyon eksik ama şu anda şah çektik ve D5'teki piyon da gidici arkadaşlar. Yani bir piyon beyazlar kazanmış olacaklar. Ama Morphy bunu yapmıyor zaten. Gidiyor atla alıyor arkadaşlar buradaki piyonu. Ve Bird tabii ki o atı geri alıyor. At G4 oynuyor. Ve bu hamle aslında hatalı bir hamle. Çünkü arkadaşlar şu ata bakın. Zaten gidici H5'teki at. Zaten gidici. Merkezi iyice kaybetmek istemiyorsan at G4'ü bir gün yapacaksın. O seni almadan önce. Madem öyle ve H5'teki at gidecek. O zaman bari bu atı bir zahmet gidip önce bir G7'ye vur. Rakibin bunu alsın. Sonra git G4'teki atı al. Ya da alma yani. Orasını kendin bilesin. Ama zaten gidecek olan bir taşı en azından bir piyona karşı değişebilirdin bu pozisyonda. Bence Bird burada bir hata yapıyor. Maçı kaybettirecek bir hata değil. Ama yine de hata. Vezir H5. Ve şimdi tekrar at E5'e dönünce beyaz herhangi bir tehdit yapmamış oldu. Ve şimdi Morphy'nin en sevdiği şekilde bir gelişme hamlesi geliyor. At C6. Tehdit ederek gelişmek. Onu zaten en sevdiği şey. E5'ten bir piyon kazanmak istiyor yine değişimler sonucunda. Fil E2 oynuyor rakibi. Ver veziri diyor. Şimdilik E5'te uğraşamaz ve vezir kaçacak. Vezir H3'e kaçıyor arkadaşlar. Ve burada zaten bir tek E8 vardı ya da H3'e gelebilirdi. Burada en fazla kareye gidebileceği yeri seçmiş olduğum Morphy. Vezirini geri çekmek yerine. Bu pozisyonda arkadaşlar vezir tam 17 kareyi görüyor. Ama E8'e gitseydi işaretlediğim 9 kareyi görüyor olacaktı. Yani arada 8 karelik bir fark var. Çok önemli mi arkadaşlar böyle farklar? Hayır değil. Ama bazı şeyler hamlelerin arasındaki farkı anlatır. İşte burada da vezirin H3'e gittiğindeki daha fazla yeri görüyor olması aslında bize bir farkı gösteriyor E8 ile H3 arasında. H3'ün daha iyi olduğunu bize birazcık anlatıyor. Şimdi Bird merkezden piyon kaybetmemek için kendisi C6'ya alıyor. Bir duble oluşturuyor rakibinde. Ve şimdi de rok atması gerek artık. Çünkü fil çiftleri var, açık atlar var. Bir şekilde şahın güvende kalması lazım. Yani Bird böyle düşünüyor. Bu yüzden uzun roku şimdi atamıyor. E2 boşta. Fil E3 oynaması gerekiyor. B2'yi tuttu ve artık rok atabilir diye düşünüyor. Morphy ise rakibin yine tehdit yapmadığı andan faydalanıp kale B8 oynuyor. Yine bir taşını rakibin başka bir taşına saldırarak oyuna girmiş oldu, geliştirmiş oldu. Ve ustalar der ki arkadaşlar,
bir açılışta kalelerinize iyi bir gelecek vaat edebildiyseniz o zaman açılıştan güzel çıktınız demektir. Evet, gördüğünüz gibi Morphin'in kaleleri en azından rakibine biraz gıdıklama yapıyor. Ama Beyaz'ın kaleleri henüz uyku modunda. Burada kalelerin çok iyi olmasının yanında bir de merkezin Morphin'de olması bize Morphin'in aslında açılıştan iyi çıktığını zaten kanıtlıyor. Burada rok atarak hem piyonu korudu hem de şahını kendine göre güvenli bir kareye yolladı. Bird. Fakat Morphin beyaz fili hariç bütün taşlarını gelişmiş ve merkez ondayken tabii ki tek fikri hücum etmek olacak ve artık şahın evinin adresi de belli arkadaşlar. Yani nereye saldıracağını biliyor artık Morphin. O zaman önce eve yaklaşmak için bahçe duvarını aşması lazım. Kale F2 patlatıyor. Morphin Feda'yı vuruyor ve bahçe duvarını kırmaya başlıyor. Bu kaleyi şimdi görmezden gelemeyiz. Çünkü gidip H2'deki piyonu da alacak arkadaşlar. O yüzden bunun mecburen alınması gerek. Fil F2. Peki bu kale fedası neden yapıldı? İşte şimdi gelecek olan çok şekil bir hamle yüzünden, işte soru kitaplarının vazgeçilmezlerinden biri Vezir A3. İşte bu hamlelere bayılıyoruz satranç severler olarak. Çünkü bu vezire dokunulamaz arkadaşlar. Dokunulduğu zaman ne olacak? Mat olacaksın. Çünkü kale ve fil yeterli burada matı sağlamak için. İşin kötü tarafı, veziri görmezden de gelemezsin. Gidip burada piyon falan süremezsin. Çünkü B2'den yine mat olursun. Peki nasıl tutulacak? Arkadaşlar C3 oynamış Bird. Ve bu şekilde tutmaya çalışmış. Neden böyle oynuyor? Neden hava deliği açıp şahına kaçış güzergahı açmıyor? Ona hemen bakalım. Arkadaşlar diyelim ki vezir E3 oynadı. Delik açıldı. B2 aldık. Şah kaçıyor. Ve şimdi fil B4 hamlesi var. Bakın ne oldu? Şah kaçamadığı gibi aslında Morphin'in merkezi almasının faydası da ortaya çıktı. Çünkü E4'teki piyon şahın kalacak elinde kalan son karesini elinden almış oldu. O yüzden C3'e mecbur kalıyorsun ve daha da zor bir şekilde buraları tutacaksın. Ve vezir A2 geliyor tabii ki. Şimdi yine mat istedi Morphin. Ne yapacak? Vezir A1 oynayacak. Şah C2'ye kaçınca vezir B2 mat olacaksınız. Peki bundan nasıl kurtulacak arkadaşlar? Vezir C2 mi var acaba? Bakalım. Vezir C2 oynasak B1'e kapatacak şekilde bu sefer fil F4 gelecek ve canımızı fil almış olacak arkadaşlar. Çok büyük sıkıntı. Artık kalemi kapatıyoruz, ne yapıyoruz fark etmez. Pozisyon artık kayıp hale geliyor. Peki o zaman ne yaptı? B4. Hemen hemen zorunlu hamle arkadaşlar. Çünkü burada vezir gelip savunamıyorduk, az önce gösterdik. Vezir C2 olmuyordu. Bu savunma hamlesi de Morphin'in yine işine geliyor. Olsun diyor. Vezir A1 şah. Şah C2 ve vezir A4 şah. Bir ayarlama yaptı Morphin buraya kadar gelerek. Kale fedası yaptı. Şimdi ise şahın B hattına gelmesi için ellerini açtı, bekliyor. Hazırlığını yaptı böyle. Oh diyor. Şimdi filini de feda edecek çünkü. Böylece B hattı açılmış olacak. Ve diğer kalesi kardeşinin yokluğunu aratmamak için iki kişilik çalışacak. Peki burada beyaz ne yapmalı arkadaşlar? Bird şah B2 oynamış, bir hata yapmış. C1'e gitmesi lazım. Ne değişecekti hayatında? Bir tempo fark edecekti arkadaşlar. Şimdi fil B4 alındığında C B4, kale B4'e bakın şah çekmeden geldi. Ne oldu? Sıra beyazda kaldı ve belki burada yapacağı hamle oyunu kurtarabilir. Vezir G5. Şimdi siyah şah çekerek beraberlik yapmak zorunda arkadaşlar. Burada mata çalışırsa olmuyor. Hatta oyunu kaybediyor. Mesela vezir A3 şahı kovalamaya başladık. Kale B2. Vezir B4. Şah gidiyor. Fil H3. Şah gitmeye devam ediyor. Aa, fili alıyoruz. Çok mu harika? Hayır.
Laser DS8 sırayı artık beyazlara verdik ve bizim şahımız artık dışarı çıktı. Roller tersine döndü. Geçmiş olsun artık çünkü kale gerideyiz biz bu pozisyonda. Her ne kadar şimdilik karşı bir de dursa da pozisyon çok kötü. Peki ne yapacak böyle bir pozisyonda? Yani olsaydı şah C1 oynasaydı ve buraya gelseydik burada kale B1 bırakmak zorundaydı. Şah onu aldığında vezir B3'e girip şurada A3, C3 ve B3 karelerinde dolaşarak sürekli şah çekecek ve oyunu beraber yapacaktı Morphy. Ama şah B2 gelince Morphy o ekstra hamleyi, senin kullanmadığın ekstra hamleyi nasıl kullanacağını zaten en iyi bilen ustalardan biri. Patlatıyor filini, sonra da kalesini. Şimdi beyazlar şahını kaçamıyor arkadaşlar. Nereye kaçarsa kaçsın mat oluyor. O yüzden vezir fedası yapıyor. Bird belki de bu fedaya güveniyordu. Çünkü şimdi şah da C2'ye kaçınca taş dengesi olarak bakarsak beyazlar oyunu kazanabilir. İki kale, iki fil var. Rakipte vezir ve fil var. Ama şahın güvende olması da bir kriter arkadaşlar. Buradaysa şahın önünde hiçbir engel yok. Vezir şahın evini komple dağıtmış. Şimdi arkadaşa filin gelmesi için ona da yol açılıyor. E3 geliyor. Harika bir zamanlama. Fil F5 şah istiyor. Bir taraftan F2'deki file bastı. Tabii ki F2'deki fili kurtarması lazım. Fil E3'e, fil F5 şah. Şimdi neyle kapatacağız? Fille mi kaleyle mi? Fille kapatamıyoruz. Çünkü vezir C4 var. Şah B2'ye kaçınca fil D3 taşı direkt kaybetmiş oluruz arkadaşlar. Hatta kale D2 ile bu varyantı devam ettirelim. Vezir C2'yi kessin. Burada da A5 ile şöyle A4, A3 gelen bir piyon karşımıza çıkacak arkadaşlar. Peki o zaman kale kapatmak zorunda. Yine vezir C4 işe yarıyor. Şah D2 kaçmak zorunda. Kalesini korumalı, uzaklaşamaz. Vezir A2 artık şah son sıraya indi. Çünkü C3'e kaçamıyordu. C3'e kaçarsa arkada E2 boşta. Kaleyi istiyoruz bir taraftan. Kale kaçarsa fil boşta kalacak. Yine büyük sıkıntılar var. O yüzden arkadaşlar D1'e kaçmış Bird. Ama D1'e kaçınca da son nokta geliyor. Vezir B1 ve arkadaki kalenin boşta olduğu bu pozisyonda şah E2'ye kaçamaz. Fil kapatmak zorunda. Fil kapattığında da biz gidip D3'teki kaleyi alacağız. Burada artık Bird uzatmanın alemi yok. Terk ediyorum diyor. Arkadaşlar Bird'le oynadıkları maçlar dediğim gibi ona bir gibi ezici bir üstünlükle bitiyor. Önüne gelen herkesi açıkçası silip süpürüyor Morphy. Bir tek Stanton'la ilginç bir şekilde oynayamıyorlar. Bunlarla ilgili çok fazla kaynak var. Özellikle o zamanki spor gazeteleri varmış arkadaşlar. Bu gazetelerde ilk sayfalarda bu maç teklifleri, işte oyuncunun onu nasıl reddettiği, neden reddettiği gibi konularla ilgili demeçler, makaleler var. Oyuncuların kendi demeçleri var. Özellikle Stanton tarafının. Tabii Morphy'nin bir de Avrupa gezisi sırasında bir hastalık durumu oluyor. Hani belki maç böyle tam ayarlanır gibi oluyor ama bir hastalık durumu ortaya çıkıyor. Orada da yine bir bu sefer Morphy girişimlerine devam edemiyor. Sıkıntılar yaşanıyor ama hani Andersen'inden tutun işte Bird'üne kadar kim karşısına gelse zaten hepsini pataklıyor. Evet, bu serimize önümüzdeki hafta devam edeceğiz. Sizler şimdilik bununla yetinin. Kanalıma abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve yorumlarınızı yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Satrançta kalın. Görüşmek üzere.